Günaydın. Bugün 22 Mart Salı, Sabah Haber'de karşınızdayız. Haftanın ikinci iş gününde gelişmeleri aktarmak üzere yayındayız. Benlerden Bingöl. Sabah Haber ekibi de hazır. Hemen başlıyoruz. Hoş geldiniz diyelim. Nerelerdeyiz? Hemen hatırlatalım. Sosyal medyadayız. Aramıza katılabilirsiniz. FM 100.1, 102, 90.6, 89.6 radyo frekanslarından da yine yolda, trafikte giderken bizleri dinleyebilirsiniz, aramıza katılabilirsiniz diyelim. Hemen gündeme geçelim, sonra manşetler. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. Genel Kurul'un saat 10'da toplanması bekleniyor. Takın kurucusu Sait Terzioğlu'nun eşi Seder Terzioğlu, yerine Nurettin Ersin Paşa Camii'ndeki öğle namazına mütakip Karaolanoğlu mezarlığında toprağa verilecek saat 12'de. TDP heyeti Yeni Kıbrıs Partisi'ni YKP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. Ziyaret saat 14'te. Barolar Birliği ile İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği herkes için eşit haklar, çalışan haklarının güçlendirilmesi projesi açılış etkinliği var. Bu etkinlik saat 14.30'da. Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odaları Birliği ile DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi işbirliğinde BM nezdinde her yıl organize edilen Uluslararası Dünya Su Günü kapsamında yeraltı suyunu görünür yapmak başlığı altında bir panel düzenlenecek saat 17'de. Kıbrıs Türk Basın Emekçileri Sendikası Türkiye ve Kıbrıs'ta Basın Emekçileri ve Mücadele Yöntemleri isimli bir panel düzenleyecek. Panel saat 19'da. Manşetlere bakalım. Kıbrıs gazetesiyle başlıyoruz. Reform kaosu diye gazete paylaştı manşetini. Reform kaosu hükümetin hazırladığı ve içerisinde belediye sayısının azaltılmasının yanı sıra bazı belediye başkanlarına emeklilik maaşı bağlanmasıyla çalışanların toplu iş sözleşmelerinin iptal edilmesi gibi maddeleri de içeren belediyeler reformuna tepkiyle ilgili bu haber. Belediyelerde örgütlü sendikalar tepkilerini ortaya koymak için sokağa indi. Muhalefet partileri de mecliste itirazlarını dile getirdi. Bununla ilgili ayrıntıları veriyor. Emekçilerin hakları gasp edilerek reform yapılamaz açıklamasına bakalım. Alt başlıklardayız. Belediyelerde örgütlü sendikalar, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle dün meclis önünde eyleme gittiler. Sendika başkanları tasarının cuma mesai bitimine kadar geri çekilmemesi halinde haftaya pazartesi günü süresiz greve gidileceğine yönelik bir uyarı yaptı. Sendika başkanları emekçilerin hakları gasp edilerek reform yapılamaz açıklamasını yaptı. CTP 3 ay kala olmaz, HP içi boş tablet reformu dedi. Değerlendirmeler bu şekilde. Bakalım başkanların açıklamalarına. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, belediyeler reformu ciddi bir iştir. Çala kalem yapılamaz. Reform seçime 3 ay kala olamaz dedi. HP Genel Başkanı Kudret Özersay da içi boş tablet reformunu doğru bulmadıklarını ve reforma bir içerik kazandırılması gerektiğini belirtti. Başbakanın açıklamaları var. Değerlendirme sürecine engel olmayacağız şeklinde. Başbakan Faik Sucuoğlu 28 belediye ile devam etmeyi asla uygun bulmadıklarını, ancak kapsamlı görüşülmek
konsensus sağlamak üzere ertelenmesi, diğer partilerle değerlendirme sürecine girilmesine engel olmayacaklarını kaydetti. Üstel seçimleri ertelemeye var mısınız dedi İçişleri Bakanı Ünal Üstel de parti başkanlarına seslendi. Bu sene sonuna kadar seçimleri ertelemeye var mısınız? Bu yasa tasarısı üzerinde çalışmaya devam edelim. Bakanlar Kurulu'nda sunum yaptım. Eksik gördüklerimizle ilgili düzenleme yaptık. Komisyonda ne varsa tartışmaya hazırım şeklinde konuştuğu aktarılıyor. Üstelin açıklamaları da bu şekilde. Seçimleri ertelemeye var mısınız şeklinde sorduğu paylaşıldı. Logo üstüne bakalım, sürmanşette neler var? HİP'teki zarara uğratanları şikayet edeceğim açıklaması var. Maliye Bakanı Atun, elektrik kurumunun tarihinin en kötü günleri yaşadığını vurguladı. HİP'teki zarara uğratanları şikayet edeceğim dedi. Sucuoğlu, Hasipoğlu bakan olunca partide bazı zafiyetler oluştu dedi. Cumhuriyet Meclisi'ndeki kabine değişikliği ile ilgili açıklama geldi. Başbakan böyle diyor, Hasipoğlu ne diyor? Ben başbakan olsaydım dışarıdan birini bakan atamazdım şeklinde değerlendirmesi var konuyla ilgili. Kabine değişikliğine yönelik açıklamalar. 2021'deki bütçe açığı için 612,5 milyon TL net iç borçlanma yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bülteninden paylaşılıyor. Bu bültene göre kamu maliyesi 2020 yılında 536,2 milyon TL, 2021'de ise 954,7 milyon TL açık verdi. 2021'deki bütçe açığı için 612,5 milyon TL net iç borçlanma yapıldı. Hiçbir ilaç yok, Panadol bile. Acıyın bu hastalara, logo yanından devam edelim. Devlet eczanelerinde ve depolarındaki ilaç eksikliği sorunu bir türlü aşılamadı. Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, devlet bakmakla yükümlü olduğu insanlara bakamıyor derken eski Sağlık Bakanı CHP Milletvekili Filiz Besim de sosyal medyadan elimizde yok mührü basılan reçeteleri paylaştı ve durumu özetledi. Hiçbir ilaç yok, Panadol bile. Acıyın bu hastalara diye gazetede logo yanından veriyor haberi. Tamamladık, yeni düzene geçelim. Yeni Düzen gazetesi de dayatma reform manşetini paylaştı. Bakalım, belediyeler reformuyla ilgili olarak aktarıldı. Hükümetin yerel yönetim reformu olarak hazırladığı yasa tasarısı için belediye emekçilerinin ayağa kalktığını paylaşıyor gazete. Belediyeme dokunma, toplu iş sözleşmesi hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Belediyemizi kapatanlardan hesabını sorarız. Belediyemize sahip çıkıyoruz sloganları atıldığı paylaşıldı. Dayatma reform manşetini paylaşıyor gazete. Belediyecilerin açıklamaları, pankartlar aktarıldı. DEVİŞ Başkanı Koral Aşam'ın açıklamaları var. CHP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın değerlendirmeleri var konuyla ilgili. Aşam'ın açıklamasına bakalım. Belediyeleri feshedip çalışanların toplu iş sözleşmelerini iptal etmelerine izin vermeyeceğiz. Tasarı altında dayatılan paketi asla kabul etmeyeceğiz açıklaması var. Gazete bu habere ayırıyor manşetini, ön sayfasını. CHP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın değerlendirmeleri de var yine paylaşılan konuyla ilgili olarak. Belediye reformu ciddi bir iştir. Çala kalem yapılamaz. Yanlıştan dönünüz. Belediyeler reformu deyip de toplu iş sözleşmesini berhava edemezsiniz şeklinde konuyla ilgili değerlendirmeleri var. Diyalog gazetesine geçelim. Diyalog gazetesi de 5 ve 6 yaşındaki kız çocuklarını ilkokulun parkına götürerek cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan 62 yaşındaki Cumali Çinçar'a meydan dayağı çekildi haberini paylaştı. Ahlaksız manşetini paylaşıyor. Çocukların babası çılgına döndü. Girne'de 5 ve 6 yaşlarındaki iki kız çocuğunu kandırarak kuytu yere götürdükten sonra cinsel saldırıda bulundu 62 yaşındaki Cumali Çinçar ve suçüstü yakalandı. Cinsel saldırıya maruz kalan çocuklardan birinin babası tarafından yakalanan ahlaksız önce meydan dayağı çekildi bu şahsa, sonra polise teslim edildi. Parka götürme vaadiyle aldattığı belirtiliyor ve ayrıntılar var verilen. Bir yıllık borçlanmaya bakalım. 612 milyon bakalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kamu maliyesi
2021'de 954 milyon TL açık verdi diye aktarılıyor. Bir yıllık borçlanma 612 milyon olarak paylaşıldı. Belediyeler yasası, sokaklar yanacak, komiteye gönderilirken belediyeler yasası. Meclis önünde toplandı sendikalar ve hükümete 5 günlük süre verdiler. Sokaklar yanacak diye gazetede paylaştı. Lefkoşa'da bir eve baskın yapıldı polis tarafından. 170 gram uyuşturucu ele geçirildi. Hedef operasyonu diye aktarılıyor. Vahim bir suç. Yaşlı bakım evinde engelli kadına tecavüz etmekle suçlanan Akın Curcur cezaevine gönderildi. Vahim bir suç bu. Yumruklar ve bıçaklar konuştu bir başka haber. Haspolat'ta satın aldığı kıymayı beğenmeyen Halil Sezer kasap dükkanına giderek hesap sormaya kalkınca ortalık karıştı. Güneş'e geçelim. 50 milletvekiline de sorumluluk düşüyor. Başbakanın açıklamalarına bakalım. Göreve geldikleri günden itibaren hükümetin Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle mücadele ettiğini belirtiyor. Savaş nedeniyle ham madde, akaryakıt gibi maliyetlerin 4 kat artmasından dolayı birçok ülkenin de bundan etkilendiğini açıklıyor Başbakan. Turizm sektörü bu savaştan etkilenmiş durumda. Kapsamlı bir toplantı yapılacak diyor Başbakan. Hasipoğlu fedakarlık yapmıştır dedi. Bu durumu başka tarafa çekmesin açıklamaları var. Yine kabine değişikliği ile ilgili yorumları. Bakalım turizm sektöründe gelirin Mart ayında beklenenin altında kaldığını, 1 milyar kapasitesi olan sektörün 200 milyar doların altına düştüğünü kaydediyor Sucuoğlu değerlendirmesinde. Savaşın sürmesi durumunda bu süreçte planlanan ek bütçenin yeterli olmayacağını, artırılması gerekebileceğini belirtti. Ekonominin değerlendirilebilmesi için oda başkanları, öğretim üyeleri ve bakanların yer aldığı üst kurulu kurulduğunu söylüyor Başbakan. Sürecin birlikte yürütüleceğini belirtti ve üreticinin desteklenmesi yönünde de Tarım ve Ekonomi Bakanlarının kapsamlı bir toplantı yapacağına yönelik bilgiler paylaştı. Hasipoğlu'nun bakanlıktan istifası üzerine ortaya atılan iddialara da değindi. Çok başarılı bir genel sekreter olan Hasipoğlu'nun Ulusal Birlik Partisi'ndeki sorumluluğunun fazla olmasından ve bakanlık görevine geldikten sonra partide bazı zafiyetlerin oluştuğundan dolayı ortak değerlendirmelerin ardından tamamıyla kendi kararıyla istifa ettiğini belirtiyor. Birçok kişinin yapamayacağı fedakarlığı yaptı. Teşekkür ederim açıklamasını yaptı. Bu durumu başka tarafa çekmesin. Kabinedeki değişikliklerin ardında bir art niyet olmadığını vurguluyor yine Başbakan. Bu adres öyle istedi iddialarının kesinlikle doğru olmadığını kaydetti. İleriki günlerde de kabinede değişiklikler olabileceğini, bunu ilk kabine listesini sunarken bu bir bayrak yarışıdır, aynı kişilerle devam edilmesi gerekmez diyerek belirttiğini söylüyor yine Başbakan Sucuoğlu. Kimsenin bu durumu başka tarafa çekmemesi gerektiğini belirtti. Bu durumu başka tarafa çekmesin alt başlığıyla veriliyor. Ayrıntılar bakalım. UBP Girne Kadın Kolları Başkanlığı'na Burcu Başay Karakaya atandı. Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları Başkanlığı'na Burcu Başay Karakaya'nın atandığı aktarılıyor. Açıklamalar var aktarılan. 19 Mart 2022 günü gerçekleştirilen toplantıda oy birliğiyle seçildi. UBP Girne İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak Burcu Başay Karakaya'nın atanması yönünde bir karar alındığı da aktarıldı. Salgın tablosuna bakalım logo yanında. 404 kişi pozitif Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saate bakıyoruz. Toplam 12.097 test yapıldı. 404 pozitif vaka var. 365 kişinin taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı. Bölgelere göre dağılıma bakalım şimdi de. 201 kişi Lefkoşa'dan, 80 kişi Girne, 77 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 7 kişi Lefke bölgesinden.
Sucuoğlu'ndan Terzioğlu için başsağlığı mesajı var. Başbakan Sucuoğlu, TİTAK kurucusu merhum Sayit Terzioğlu'nun eşi Seder Terzioğlu'nun vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bu mesaj aktarılıyor. Kendisine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. İlkan Varol oylamayla ombudsman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan kapalı oylama sonucunda İlkan Varol yüksek yönetim denetçisi ombudsman oldu. 33 kabul oyu aranan ilk turda Varol mevcut 48 milletvekilinden 26 kabul, 21 ret, 1 geçersiz oy aldı. Meclis iç tüzüğüne göre 26 kabul oyu aranan ikinci turdaysa Varol mevcut 44 milletvekilinden 27 kabul, 16 ret ve 1 geçersiz oy alarak ombudsman oldu. YÖDAK üyeliğine Profesör Doktor Harutoğlu seçildi. Yüksek Yönetim Planlama Denetleme Akreditasyon Koordinasyon Kurulu üyeliğine Profesör Doktor Hülya Harutoğlu seçildi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 47 milletvekilinin katıldığı oylamadan bilgiler aktarılıyor. Profesör Doktor Hülya Harutoğlu 35, Profesör Doktor Mustafa İlkan 10, Profesör Doktor Gökhan Savaroğlu 2 oy aldı. Daha sonra Cumhuriyet Meclisi'nde Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman görevine İlkan Varol'un atanmasına ilişkin raporu oy çokluğuyla kabul edildi diye veriyor gazete. YÖDAK üyeliğine Profesör Doktor Harutoğlu seçildi diye aktardı. Vatan Gazetesi de sendikaları manşetini aldı. Sendikalar meclise yürüdü diye veriyor manşeti. Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesi talep ediliyor. Bugün tüm manşetlerde, hemen hemen tüm manşetlerde görüyoruz. BES, DEVİŞ ve MAUSA Türk Genel İş Sendikası belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle örgütlü oldukları tüm belediyelerde dün uyarı grevine gitmişlerdi. Meclis önünde eylem yaptılar. Eylemde tasarının geri çekilmesi için hükümete bir süre tanındığı da aktarılıyor. Cuma günü mesai bitimine kadar bu sürenin tanındığı aktarıldı. Tasarı çekilmezse haftaya pazartesi süresiz grev başlatacaklarını belirtiyorlar ve Lefkoşa'da eylemler yapacaklarına yönelik uyarıları var. Belediyelerde örgütlü 3 sendikanın üyeleri Lefkoşa Türk Belediyesi önünde toplandı, meclis önüne yürüdü. Eyleme bazı belediye başkanları ve örgütler de destek verdi. Sendikal platformun da destek verdiği eylemde belediyeme dokunma, toplu iş sözleşmesi hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Belediyemizi kapatanlardan hesabını sorarız. Belediyemize sahip çıkıyoruz ve kapattırmayız pankartların yanı sıra dövizler de taşındı. Ayrıntıları veriyor gazete. Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesinin talep edildiği aktarıldı. Belediyelerle ilgili yasa tasarısı mecliste görüşüldü. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda idari belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. Logo üstünden devam ediyoruz. Yapılan değerlendirmeler var. Özersay belediyelerle ilgili yasa tasarılarının bir reform olarak gündeme geldiğini, ancak bunun her zaman reform anlamına gelmediğini, içeriğine bakılması gerektiğini söyledi. CTP Genel Başkanı Erhürman'da açıklamaları var. Belediyelerle ilgili yaşadıkları süreci aktardı. Temsilcilerinin iki kez bu konuda görüşmeye gitmesine rağmen belediyelerle ilgili yasa tasarısının son halinin metnini meclise sunulmadan görmediklerini söyledi. Kıtöz Cihangir Düzova Okulu'nda tam gün greve gitti. Logo yanına bakalım. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Milli Eğitim Bakanı'nın partizanca tutumu gerekçesiyle, bu iddialarıyla Cihangir Düzova İlkokulu'nda dün tam gün grev yaptı. Kıtöz Yürütme Kurulu üyeleri, Cihangir Düzova Okul Müdürü, öğretmenleri, çalışanları, Okul Aile Birliği üyeleri de Milli Eğitim Bakanlığı önünde basına açıklamalar yaptılar. Ve 8-11 saatleri arasında yeniden greve gidileceği de burada belirtiliyor. Perşembe günü ise saat 14.30'da Milli Eğitim Bakanlığı önüne yine eylem olacağı haber veriliyor. Merhum Başbakan Osman Örek 23. ölüm yıl dönümünde anılıyor. Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı ve Protokol Müdürü Aslı Muhtaroğlu tarafından yapılan yazılı bir açıklama var. Merhum Başbakan Osman Örek'in 24 Mart Perşembe günü
saat 11'de kabri başında anılacağına yönelik bilgiler paylaşılıyor. Erhürman'ın değerlendirmeleri var belediyeler reformuyla ilgili. Belediyeler reformu deyip de toplu iş sözleşmesini berhava edemezsiniz şeklinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman. Belediyeler reformu deyip toplu iş sözleşmesini berhava edemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Hangi hukukçu görüş verdi size bu konuda? Bunu iç hukukçularıyla konuşmanız lazım. Böyle şey olmaz. Toplu iş sözleşmesi anayasal bir haktır şeklinde değerlendirme yaptı konuyla ilgili. Atum Kıptek tarihinin en kötü günlerini yaşıyor dedi. Maliye Bakanı Sunat Atum'un değerlendirmeleri var. Meclis Genel Kurulu'nda elektrikle ilgili soruları yanıtladı. Bu noktada değerlendirmeleri geldi. Vekillerin gündemine elektrik kesintileri vardı. Vekillerin gündeminde de Kıptek'e üretim ve yatırım eksikliği olduğunu söylüyor Atum. Üretim yetersizliği var. Özellikle son 5 yılda 2020-2022'de ekonomik faaliyetlerin kapasitesi azaldı. Öngörülen %5'lik büyüme ve %5'lik talep de olmadı şeklinde. Atun açık ne kadarsa güneyden alalım. Halk bu soğukta elektriksiz kalmasın dedim ama onlar da fazla kapasitelerini bize veriyorlar. Kimi gün bu 60 megawata kadar çıkıyor, kimi gün 18'lerde kalıyor. Bu bizim kontrolümüz dışında. Elektrik kurumu tarihin en kötü günlerini yaşıyor. Kolay değil ama kurumu ayağa kaldıracağız dedi. Lefkoşa'da bazı bölgelerde bugün elektrik kesintisi yapılacak. Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmaları var. Lefkoşa'da bazı bölgelerde 9-16 saatleri arasında birer saatlik bir kesinti. Bakalım salgın tablosundayız. Kuzeyde toplam 21.940 test yapıldı. 563 pozitif vaka var. Güneyde durum toplam 114.066 test yapıldı. 5.286 pozitif var. Bir vefat haberi var güneyden. Türkiye'de vefat sayısı 80, 14.933 de tespit edilen yeni vaka sayısı. Detay gazetesi de belediyelerle ilgili haberini manşetine aldı. Çalışanlar çok öfkeli dedi Detay gazetesi de manşetinde. Ve belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısının geri çekilmesi talep edildi. Tasarı cuma günü mesai bitimine kadar geri çekilmezse haftaya pazartesi süresiz greve gidilecek ve eylemler yapılacak. Bu noktada uyarılar var. Alt başlıklarda AŞAM'ın açıklamaları da var. Bakalım Deviş Başkanı Koral Aşam'ın açıklamaları aktarıldı. Meclis önünde bir açıklama yaptı. Hükümetin belediye emekçilerini ekonomik çıkmazlar karşısında yok saydığını savunuyor. Emekçilerin haklarını donduracak reform yapıldığının zannedildiğini ve bunun dayatıldığını da ileri sürüyor. Emekçiler haklarından asla taviz vermeyecekler açıklamasını yaptı. Sadece sayı üstünden ekonomik sürdürülebilirlik adı altında bir reform yapıldığının düşünüldüğünü dile getiriyor. Belediye başkanlarına rüşvet verildiği iddiaları da var. Tasarı altında dayatılan paketi asla kabul etmeyeceğiz. Son noktada olduklarını belirtiyor yine AŞAM'ın açıklamasından. Tasarı altında dayatılan paketi asla kabul etmeyeceğiz. Tasarı çekilmezse haftaya süresiz grev başlatacaklarını duyurdular. Emekçilerin yok sayıldığı iddiaları var. Asgari ücrete mahkum edilmeye çalışıldığı da yine savunuluyor burada. Buna izin vermeyeceklerini söylediler. Ve açlık sınırının 6.500 TL'yi geçtiğini de aktarıyor. Asgari ücretlinin 6.090 TL ile yaşamaya çalıştığını dile getiriyor. Belediye emekçilerine de reva gördüğünüz bu mu diye sordu. Bu tasarıyı bir an önce yırtıp atsınlar diye değerlendirmesi var. Yalınkaya'da reform yapılmak isteniyorsa hep birlikte yapılmalı dedi. BES Başkanı Mustafa Yalınkaya'nın da değerlendirmeleri geldi. Muhalefet parti mensuplarının yanlarında iktidarın ise içeride olduğunu belirtiyor. Tasarının içerisinde yer alan yeni karpaz, yeni mesarya ifadelerini de eleştirdi. BES Başkanı Yalınkaya tasarıyı yırttı bu arada. Konuşmaların ardından bazı belediyelerin kapatılmasını ve belediyelerin birleştirilmesini içeren yasa tasarısını yırtarak yırtmış olduğu kağıtları da bir şekilde muhalefet parti başkanlarına verdiği de burada aktarılıyor. Çöpe atılması talebiyle verdiği paylaşıldı. Erhürman'ın değerlendirmelerine bakalım konuyla ilgili. Belediyeler reformu deyip de toplu iş sözleşmesini berhava edemezsiniz değerlendirmesi var. Toplu iş sözleşmesinin feshedilerek reform yapılamayacağının altını çizdiği belirtiliyor. Demokratik katılımcılıktan uzak
hazırlandığına yönelik iddiaları da var bu yasa tasarısının. Komitede görüşülmesine red oyu kullanacaklarını belirtiyor. Ciddiyetsizlikle seçime 3 ay kala reform yapılamayacağına da vurgu yaptığı belirtildi. Ben yaparım olur zihniyeti hakim diyor ayrıca. Söz konusu metnin hazırlanırken hiçbir şekilde istişare yapılmadığını da yineliyor diye gazete paylaştı. Kabine değişikliği ile ilgili değerlendirmelere baktığımızda Asipoğlu istifam başbakanının yeni ve başka görevler vermek istemesinden kaynaklandı dedi. Ben partinin genel sekreteriyim. Bu yolu başbakanla yürüyorum. İstifamın en büyük sebebi başbakanın yeni ve başka görevler vermek istemesinden kaynaklandı. Ben de bu görevleri uygun gördüm ve istifa ettim. Bakan olmak için değil, vekil olmak için seçildik şeklinde konuyla ilgili değerlendirmesi var. Sucuoğlu da bu sıkıntılı süreci atlatmak için 50 milletvekiline de sorumluluk düşüyor dedi. Değerlendirmeleri bu şekilde paylaşıldı. Tamamladık Halkın Sesi gazetesine geçelim. Halkın Sesi gazetesinin manşetinde de belediyeler var. Belediyeler reformunda kılıçlar çekildi ve belediyeler iş bıraktı. Lefkoşa sokakları yanacak. Sucuoğlu geri adım yok. Bakalım alt başlıklarda ayrıntılardayız. Belediyelerin birleştirilmesine karşı çıkan belediye çalışanlarının bağlı olduğu 3 sendika belediye çalışanlarıyla birlikte sokağa indiler, meclise yürüdüler. Eylemde tasarıyı geri çekmesi için hükümete cumaya kadar da bir süre tanındı, aktarılıyor bugün. Tasarı çekilmezse haftaya pazartesi süresiz grev başlatılacak ve eylemler yapılacak. 50 milletvekiline seslendi BES Başkanı Yalınkaya. Tasarı cuma mesai bitimine kadar topyekün geri çekilip reform çalışmalarına tüm taraflar katkı koymazsa pazartesi sabahtan itibaren ölmek var, dönmek yok dedi ve önümüzdeki pazartesi Lefkoşa sokaklarının yanacağını söyledi. Başbakansa belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısının geri çekilmesi konusunda geri adım atılmayacağını söyledi. 28 belediye ile bu iş yürütülemez değerlendirmesini yaptı. Açıklaması bu şekilde. Maliye batakta diyor gazete, 2020 yılında 536,2 milyon TL açık verdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu maliyesi. 2021 yılında 954,7 milyon TL açık verdiği aktarılıyor. 2021 yılında oluşan bütçe açığı için yıl içinde 612,5 milyon TL iç borçlanma yapıldığı bilgileri paylaşıldı. Yeni Bakış'la devam edelim. Yeni Bakış gazetesi batmaya mahkum edildik diye paylaşıyor manşetini. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kuaförler Birliği Başkanı Mahmut Kanber, küçük esnafın dayanacak hiçbir şey kalmadığı için kapanmaya devam ettiğini söyledi. Bakalım Kanber'in açıklamalarına özel sektörde, sanayi alanındaki sektörlerde herkesin işinin enerjiyle olduğuna vurgu yapıyor. Temel girdi maliyeti olarak görüldüğünü, bununla birlikte diğer girdilerin de ithalata dayalı ürünler kullanıldığından her şeyin kat kat arttığını söyledi. Esnaf kazançlarını, birikimlerini, mal varlıklarını kullanarak bugüne kadar geldi. Son dönemde 5000 işletme kapanmıştı. Şimdi o hızda gitmese de kapanmalar devam ediyor. Artık bu noktadan sonra kapanmalar tercihen değil, dayanacak hiçbir şey kalmadığı için olacak. Sonundayız şeklinde açıklaması var. Üretim artırılmalı, ithal ürünlerin ülkeye girişindeki vergilendirmeden devlet bir miktar vazgeçmelidir diyor Kanber ayrıca açıklamalarında. Türk lirasının erimesini biz önleyemeyeceğimize göre devletin esnafı, sanayiciyi, tüketiciyi kendi gelirlerinden fedakarlık ederek düzlüğe çıkana kadar desteklemesi gerekir diye açıklamaları böyle bu şekilde. Kanber, devlet olmanın gereği budur diyor. Kamu maliyesindeki çalışanları ödemek için iç borçlanmaya gittiğinizde özel sektörü bir kenara bırakarak batmaya mahkum ediyorsunuz şeklinde açıklamaları var bugün yansıdı. Ve Asipoğlu'nun açıklamaları da var. İstifam başbakanın yeni görevler vermek istemesinden kaynaklandı dedi UBP milletvekili Oğuzhan Asipoğlu. Meclis Genel Kurulu'nda bakanlıktan istifasıyla ilgili konuşarak, ben partinin genel sekreteriyim, bu yolu başbakanla yürüyorum. İstifamın en büyük sebebi başbakanın yeni ve başka görevler vermek istemesinden kaynaklandı. Ben de bu görevleri uygun gördüm ve istifa ettim. Bakan olmak için değil, vekil olmak için seçildik şeklinde konuştu. Logo yanına bakalım salgın tablosu. 563 pozitif vaka daha diye veriyor gazete. Dün yapılan test sayısı 21.940. 563 pozitif vaka var.
390 kişi taburcu edildi. Terminalin durumu içler acısı. Mausa otobüs terminali kaderine terk edildi diye veriyor gazete. 30 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyor otobüs terminali. Bakımsız ve ilgisiz. Günden güne yıkılıyor. İnşa edildiği yıldan bugüne kadar bir çivi bile çakılmadığı da belirtildi. Sıvaları döküldü. Kolonları da yıkılmaya başladı artık. Belediyeler de yine ön sayfada. Ekmeğimize göz koydular. Gazete paylaştı. Belediye Emekçileri Sendikası BES, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu DEVİŞ ve Mausa Türk Genel İş Sendikası belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle örgütlü oldukları tüm belediyelerde dün uyarı grevine gitti. Meclis önünde eylem yaptılar. Bu haber de ön sayfada. Avrupa Gazetesi de bu haberi manşetine aldı. Belediye isyanları başlığıyla verdi haberi ve BES, DEVİŞ, Mausa Türk Genel İş Sendikası belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle örgütlü oldukları tüm belediyelerde uyarı grevine gittiler. Meclis önünde eylem yaptılar. Eylem son zamanların en kalabalık eylemi oldu diye de not düştü gazete. Hükümete cuma mesai bitimine kadar bir süre verildi. Tasarı geri çekilmezse pazartesi süresiz grev var. Lefkoşa'da eylemler yapılacak. Eyleme sendikal platformda destek verdi. Erhürman Özersay'dan da bu eyleme destek vardı. Yine paylaşmıştık. Yapılan açıklamalar var. Koral Aşam'ın, Mustafa Yalınkaya'nın, Bengihan'ın açıklamaları var, değerlendirmeleri var konuyla ilgili. Salgın tablosunu da verip tamamlayalım gazeteyi. Kuzey'de 563 pozitif vaka var. Güney'de 5286 yeni vaka var. Bir vefat haberi geldi. Güney'den tamamladık. Saatler 7.32. Ülke gazetelerinin sonundayız. Kısa bir haber turumuz var. Birazdan birlikteyiz. Belediyelerle ilgili tasarılar Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Belediyeler değişiklik yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere üzerinde yapılan konuşmalarda ağırlıklı olarak belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa tasarısı ele alındı. Muhalefet itirazlarını ortaya koydu, görüş ve önerilerini sıraladı. Eleştirilere yanıt veren Başbakan Faik Sucuoğlu, 28 belediyeyle bu işin yürütülmeyeceğinin belli olduğunu söyledi. Sucuoğlu, önümüzdeki hafta salı günü ne kadar konuyu değerlendirmek için fırsat bulunduğunu belirterek amacımız konsensus sağlayarak Haziran sonunda bir seçime gitmektir dedi. Belediye Emekçileri Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu ve Mausa Türk Genel İş Sendikası belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle örgütlü oldukları tüm belediyelerde uyarı grevi yaptı. Sendikaların üyeleri ayrıca meclis önüne yürüdü. Sendika yetkilileri yasa tasarısının geri çekilmemesi halinde önümüzdeki hafta süresiz grev ve eylem uyarısında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği gerekçesiyle yapılan elektrik kesintileri Meclis Genel Kurulu'nda konuşuldu. Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun tarihinin en kötü günlerini yaşadığını belirterek, süratli ve etkin şekilde hareket etmeye, doğru çözümü bulmaya ve uygulamaya mecbur olduklarını kaydetti. Bakan Atun, "Kolay değil ama kurumu ayağa kaldıracağız," dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grupları heyetleriyle Azerbaycanlı milletvekilleri Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre tarafından kabul edildi. Kabulde konuşan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir Türk devleti olduğunu ve Türk dünyası devletleriyle her zaman için dostluk, kardeşlik ve işbirliği içerisinde olmaktan büyük bir heyecan duyacağını vurguladı. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Kuzey Kıbrıs turizminin Türkiye'de daha kapsamlı tanıtılmasını da öngören işbirliği protokolü imzaladı. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Orhan Tolun'la Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın imza attığı protokolde, Kuzey Kıbrıs'ın turizm potansiyelinin Türkiye'de daha kapsamlı tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi, sportif turnuva organizasyonu ve alternatif spor turizmi alanlarında pazarlama stratejileri geliştirmesi adına çalışma grubu kurulması da öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en değerli bölgelerinden biri olduğunu belirtti. Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Ufuk Özel ve dernek yetkililerini kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş'ın daha da gelişebilmesi ve kalkınabilmesi için hükümetin icraat yapacağını kaydetti. Tatar, açılmasıyla yeni bir boyut kazanan Maraş'ın dünya tarafından tanındığını, bir marka haline geldiğini ifade etti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu YÖDAK üyeliği için seçim yapıldı. Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman görevine İlkan Varol getirildi. Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu YÖDAK üyeliğine ise Profesör Doktor Hülya Harutoğlu seçildi. %36'yı gösteriyor saatler. Devam ediyoruz manşetlerle. Türkiye'nin yazılı basına yansıyan gelişmelere bakalım şimdi de. Sözcü gazetesiyle başlayalım. Elhamdülillah sofrası manşetini görüyoruz. Ekonomiyi kurtardık elhamdülillah diyen bakanım. Sayın Bakan afiyet olsun. Allah millete de böyle sofra nasip etsin diye gazete verdi. Maliye Bakanı Nebati Şanlıurfa Viran şehirde krallara layık bir sofrada ağırlandı diye gazete paylaşıyor. Orantısız güce soruşturma geldi, aktarıldı. Yine ön sayfada görüyoruz. Adana'da polis kapatılan Furkan Vakfı'nın yürüyüşüne sert müdahale etti diye ayrıntılar var. Havada, karada, denizde ulaşıma büyük zam var. Akaryakıt fiyatı arttıkça bilet fiyatı da artmakta. Ayrıntılara bakalım neler veriliyor. İç hat hava yolu tavan bilet fiyatı %16 zamla 699 liraya çıkarıldı. Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına %20 zam var yolda. Feribot ücretlerine ne zam hazırlığı var? Seyahat eden vatandaşlarsa bu duruma tepkililer, oldukça tepkililer. Tamamladık. Yeni Şafak gazetesindeyiz ve Yeni Şafak gazetesi de Almanya'ya bu utanç ağır geldi diye veriyor manşetini. Alman hükümeti kendilerine sığınan on binlerce Ukraynalı kadın ve çocuk fuhuş çeteleriyle insan kaçakçılarının eline düşünce önlem almak zorunda kaldı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser üniformalı ve sivil polislerle garlarda denetimleri artırdıklarını açıkladı. Almanya'ya bu utanç ağır geldi diye gazete veriyor. Garda tuzak, ülkede federal polisin yetki alanına giren garlarda emniyet güçlerinin şimdiye kadar çok sayıda kişiyi garlardan uzaklaştırdığı belirtiliyor veya girişlerine yasak getirdiği aktarıldı. Kaçakçıların buralarda Ukraynalı kadın ve çocukları ücretsiz yatacak yer veya para teklifiyle kandırdığı ve istismar ettiği ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler uyarmıştı. Ukrayna'dan Almanya'ya ulaşan mülteci sayısının 218 bin kişiyi aştığı ifade ediliyor. Ukrayna'ya komşu Polonya, Romanya, Moldova, Macaristan ve Slovakya'da benzer olaylar yaşanmıştı. BM, Ukrayna'dan komşu ülkelere sığınanların yarısının çocuk olduğunu açıklamış ve ülkelere tedbir alma çağrısında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler uyarmıştı diye veriyor gazete ayrıntılarda. Burası, bu gördüğümüz bina bir AVM'ydi. Rusya önceki gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir alışveriş merkezini bombaladı. Bu gördüğümüz, fotoğrafta gördüğümüz AVM, 8 kişi burada hayatını kaybederken söz konusu bina harabeye dönmüş durumda diye görüyoruz. Fırsatçıya fırsat vermeyelim açıklamasına bakalım. Fırsatçılar temel gıdaya bu kez Ramazan bahanesiyle zam yapıyor. Logo yanından verildi haber. Vatandaşların arz sorunu varmış gibi ihtiyaçtan fazlasını alması spekülatörün işini kolaylaştırıyor stokçulukta. Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal'dan bir uyarı geldi. Bir paket makarna ihtiyacınıza karşılık 10 paket alırsanız, bunu aynı anda 100 kişi yaparsa o ürüne zam gelecekmiş ya da ürün kalmamış gibi bir algı oluşuyor diye açıklaması var.
konuyla ilgili gazete paylaştı. Dijital seferberlik ilan ediyorum açıklamalarına. Bakalım Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ydü biliyoruz ki. Gün dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti Başkan Erdoğan. Bununla ilgili gün dolayısıyla yapmış olduğu açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan forum Metaverse etkinliğinde Türkiye'yi dijital üretimde öne çıkaracak yatırımcılara, girişimcilere, gençlere ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi. Bu noktada açıklamaları var. Erdoğan önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum şeklinde açıklamalar yaptı konuyla ilgili olarak. Gazetede bu açıklamaları paylaştı. Petrol karşılığı Patriot haberindeyiz şimdi de. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilerin füze saldırılarına karşı uzun zamandır talep ettiği Patriotları teslim etti haberine bakalım. Washington'ın hava savunma sistemini vererek varil fiyatı 114 dolara çıkan petrol arzını güvenceye almak istediği belirtiliyor. Petrol karşılığı Patriot şeklinde gazete verdi haberi. Çin'deki uçak kazasına bakalım. Dağa çakıldı bu uçak. Çin'de 132 içinde de uçağın içinde de 132 kişi vardı diye bilgiler aktarıldı. Çin'de 9'u mürettebat 132 kişiyi taşıyordu. Eastern Hava Yolları'na ait Boeing 737 yolcu uçağı ülkenin Guangxi eyaletinde dağlık alana düştü ve içinde 132 kişi vardı. 30 bin feet yükseklikten yere çakıldı uçak. Canlı kurtulan olup olmadığı, ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı. Düşen uçağın Boeing'den Haziran 2015'te teslim alındığı ve 6 yıldan fazla süredir de uçtuğu öğrenildi. Bununla ilgili gazete paylaşıyor detayları da. Hürriyet'e geçelim. Hürriyet gazetesindeyiz. Krizi gördük, sizi anladık. Birleşmiş Milletler'in açıklamaları var. Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta barışçı tutumu ve diplomatik girişimleri Avrupa Birliği ile ilişkilere de olumlu yansımış durumda. Avrupa Birliği temsilcileri sorunları çözelim, yeniden yakınlaşalım mesajını verdiler. Krizi gördük, sizi anladık diyorlar. Kiev'de bir AVM'ye bomba atıldığı da yine aktarıldı. Binanın son görüntüsü bu şekilde oldu. Tutanaktaki sözlere bakalım, işbirliği yapalım alt başlıkları var. Şimdi tutanaktaki sözlerdeyiz. Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısı 4 yıl aradan sonra geçen hafta Brüksel'de yapılmıştı. Ve bu toplantıda toplantı eş başkanı Sergey Lagodins ile Avrupa Birliği milletvekili Marko Markovic'in sözleri tutanaklara şu şekilde yansıtıldı diye veriliyor. Türkiye Ukrayna'daki saldırganlığa karşı tavır aldı. Arabulucu ve insani bir aktör olarak da tutum takındı diye açıklamaları var. Tutanaklara böyle yansıdı bu. Ukrayna'daki kriz ilişkilerimizin güçlendirilmesi gerektiğini bize gösterdi. Ukrayna'dan her gün binlerce göçmen geliyor. Şimdi sizi daha iyi anlıyoruz. Aramızdaki anlaşmazlıkları çözmenin, yakınlaşmanın zamanı geldi. Bu toplantı önemli bir adım. Enerji başta olmak üzere önemli işbirliği adımları atılacaktır şeklinde değerlendirmeleri geldi, aktarıldı. Putin'den bir B planı var. Kuşat ve ikna et şeklinde bu plan. Rus ordusu, yine aktarmıştık, başkent Kiev'de Retroville adlı AVM'yi top atışlarıyla vurdu görüyoruz. Bina ağır hasar gördü. Saldırıda en az 6 kişinin de hayatını kaybettiği bilgileri var paylaşılan. Putin'den B planına bakalım. Ukrayna'da zafere ulaşamayan Putin, işgal ettiği toprakları güvence altına almak için B planını devreye koymuş durumda. Planın hedefi Kiev'i, Kırım ve Donbas'tan vazgeçirmek. Moskova bu amaca ulaşmak için şehirlere ağır saldırı yapmayacak, yıkıcı kuşatmalara yönelecek. Mariupol'de yaşananlar da bu planın bir parçasıydı diye veriyor gazete. Ve iki ateş arasında kaldı 13 yaşında. Fotoğrafla aktarıldı. 13 yaşındaki Volodymyr ailesinin içinde bulunduğu otomobilde, ailesi de bu otomobildeydi. İki ateş arasında kaldı. Annesinin öldüğü saldırıda yaralandı Volodymyr ve hastanede şu an tedavi görüyor. Fotoğrafta da görüyoruz. Deniz kuvvetlerinden serseri mayın uyarısı var bu arada. Rusya 6. komutanını kaybetti. Rusya buğday yüklü 5 gemiye el koydu yine savaştan. Notlar da aktarılıyor.
Dijital seferberlik ilan ediyorum. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını da yine vermiştik. Forma hediye ettiler. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ydü. Dün biliyoruz ki Başkan Erdoğan'ın da konuyla ilgili değerlendirmeleri var. Özel sporcular Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Başkan Erdoğan'a bir ziyaret gerçekleştirdiler. Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu, isminin yazılı olduğu bir forma hediye ettiler. Dijital seferberlik ilan ediyorum açıklamaları gelmişti Başkan Erdoğan'dan. Forum Metaverse etkinliğinde konuştu. Başkan Erdoğan değerlendirmeler yaptı. Önümüzdeki dönem için dijital seferberlik ilan ediyorum açıklaması geldi. Ukrayna-Rusya krizi gösterdi ki dijital dünyada kendi altyapınıza, eşyalarınıza, insan gücünüze sahip değilseniz felaketin eşiğindesiniz demektir değerlendirmesi var. İHA'larınızı, SİHA'larınızı, akıncılarınızı yapamıyorsanız her an köle olmakla karşı karşıyasınız demektir. Önümüzdeki dönemi dijital seferberlik dönemi ilan ediyorum şeklinde değerlendirmeleri geldi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ön sayfada yer alıyor. Tamamladık, Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi de vicdansız bakıcıya iyi hal indirimi dedi. Bakalım, 80 yaşındaki Alzheimer hastası Müzeyyen D'ye akıl almaz işkenceler yaptı bakıcı. İyi hal indirimi aldı. 26 gün hapis yatıp serbest kaldı ve vicdansız bakıcıya iyi hal indirimi diye gazete verdi. Savunmasıysa tepki çekti. Mercan A, hasta ve yaşlı kadına bakmaktan psikolojim bozuldu. Hiç sözümü dinlemiyordu. Birkaç kez de kendisine vurdum şeklinde bir açıklaması var. Savunması da tepki aldı diye veriliyor. Ve kızı kulağında şişlik fark etti. Böyle ortaya çıktı bu yaşanan şiddet. 26 gün sonra da tahliyesi geldi. Suadiye'deki evinde bakıcısıyla kalan annesi Müzeyyen D'nin kulağında morluk ve şişlik fark etti Hatice U. Ve olay böyle ortaya çıktı. Bakıcı Marjan A annesini tekme tokat dövüyor, saçlarından sürüklüyor, boğazını sıkıyor, hatta ısırıyordu. Şiddet bu şekilde gerçekleşti. Kendi silikon vadimizi oluşturalım haberine bakalım. Forum Metaverse etkinliğinde konuştu Başkan Erdoğan. Değerlendirmelerine baktığımızda Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Özel Sporcular Federasyonu üyeleri de kabul etti. Burada yapılan açıklamaları var. Ön sayfada Başkan Erdoğan önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum dedi. Değerlendirmeleri geldi. Bununla ilgili kendi silikon vadimizi oluşturacağız. Açıklaması da yine aktarılıyor gazeteden. Ve alışveriş merkezi vuruldu, paylaşmıştık. Günlerdir Rus saldırılarına direniyor Kiev. Gece sokağa çıkma yasağı başladı Kiev'de. Alışveriş merkezi vuruldu gece yarısı füzeyle. Burası yerle bir edildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir alışveriş merkeziyle ilgili ayrıntılar var bugün. Cumhuriyet'e geçelim. Cumhuriyet gazetesi mutfak çöktü, AK Parti eridi diye verdi. Anketlere göre iktidar tükendi diye veriyor gazete. İktidarın kendine özgü ekonomi modelinin yıkımı büyük oldu diye aktarılıyor haber. Ekonomi alarm veriyor. Hükümetin düşüşü, AK Parti'nin düşüşü sürüyor diye verdi bu arada. Emekli ilanlarında bir patlama var. Yine aktarıldı. Geçim derdi ezdi alt başlığı var. Ekonomistler de umutsuzlar. Normal olmayan bir ekonomi tablosu var ortada. Bilisay Kuruç'un açıklamaları. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ne diyor? 2023 seçimlerine kadar göstergelerin düzelmesi zor. Taner Berksoy, sıfırdan bir ekonomi politikası oluşturulmazsa değişiklik zor. Ekonomistlerin değerlendirmeleri bu şekilde. Geçiyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi Mariupol düğümü dedi. Rusya kentin teslim edilmesini istedi. Mariupol düğümü. Ukrayna, Rusya'nın acımasız bombardımanının sürdüğü Mariupol'un teslim edilmeyeceğini duyurdu. Kente yönelik saldırıların artmasından korkuluyor. Bu yönde bir endişe var diye verildi haber. Rusya'nın Kiev'e gerçekleştirdiği saldırılarda 8 sivil yaşamını yitirdi. Vurulan yerler arasında evler ve bir AVM var bugün yansıdığı haberlere. Afat Lviv'de yemek dağıtıyor bu arada. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri insani yardım faaliyetlerine Lviv'de devam ediyor. Günlerdir Moldova ve Romanya'nın Ukrayna sınır kapısında sıcak yemek dağıtımı yapan Afat, Ukrayna'nın Lviv kentinde de yemek dağıtımı yapmaya başladı.
Teslim için süre verildi bu arada. Mariupol düğümünün ayrıntılarına bakalım tekrar. Teslim için süre verildi. Söz konusu bile olamaz açıklaması var. Bakalım Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde tüm gözler haftalardır direnişin merkezine dönüşen Mariupol'de. Rusya dört bir yandan kuşattığı liman kentinin teslim edilmesi için Kiev yönetimine dün sabah saat 5'e kadar bir süre tanıdı. Moskova ayrıca kentteki Ukrayna askerlerinin silahlarını bırakmasını ve açılacak iki ayrı koridordan da şehri terk etmesini istedi. Söz konusu bile olamaz cevabı geldi. Teklif Ukrayna tarafından reddedilmiş durumda. Kendilerine tanınan süre dolmadan açıklamada bulundu Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk. Teslim olmalarının ve silah bırakmalarının hiçbir şekilde söz konusu olmadığını belirtti. Sivil asker ayrımı yapmadan kente bombardımanı sürdüren Rusya'nın şiddetin dozunu artırması bekleniyor bu noktada. Dijital seferberlik ilan ettik açıklaması Başkan Erdoğan'ın açıklamasıydı, paylaşmıştık. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz yine. Beştepe'de eski ve yeni AK Parti milletvekilleriyle buluşan Erdoğan'ın açıklamasından. Çin'deki uçak kazası da yer alıyor bugün gazetelerde. Bununla ilgili ayrıntılar da verildi. Akşam gazetesine geçtiğimizde Akşam gazetesindeyiz bakalım ve Metaverse Dijital Çağ'ın Nevruz'u açıklaması var. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları forum Metaverse'te konuştu. Önümüzdeki dönem dijital seferberlik dönemidir. Hayalimiz de ihtiyacımız da büyük şeklinde değerlendirmesi var. Konuyla ilgili olarak Başkan Erdoğan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti. Burada bazı açıklamalar yaptı. Değerlerimizle inşa etmeliyiz dedi. Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme dolu dizgin bir şekilde gidiyor. Bizlere düşen gençlerimizi bu kaçınılmaz geleceğe en doğru şekilde hazırlamak, kendi değerlerimizin üzerine inşa etmektir diye açıklamaları var. Her alan gibi dijital dünyada da yerli ve milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız felaketin eşiğindesiniz demektir. İHA'larınızı, SİHA'larınızı, akıncılarınızı yapamıyorsanız köle olma ile karşı karşıyasınız şeklinde değerlendirmeleri var. Çin'deki uçak kazasıyla ilgili 132 kişiyle çakıldı bu uçak. Detaylar var. Düşen Çin uçağından kurtulan yok. Ve China Eastern Hava Yolları uçağı 9000 metreden düştü ve kurtulan olmadı. Uçağın 9000 metredeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçtiği ve 1,5 dakikada da çakıldığı öğrenildi. Türkiye gazetesi son gazete. Bakalım dünyada ilk üçe gireriz açıklamalarına bakalım. Savaşların seyrini değiştiren SİHA'lar dünyanın dilinde, diğer projeler de hazır olunca Türkiye savunmanın devlerine fark atmış olacak. Dünyada ilk üçe gireriz açıklaması var manşette ve psikolojik üstünlük sebebi. Avrupa'da rakibi bile yok. Rusya-Ukrayna krizi harp teknolojilerinin önemini gündeme getirdi. Otoriteler Karabağ, Suriye ve Libya'da destan yazan Bayraktar ve SİHA'ların savaşta psikolojik üstünlük sağladığını dile getiriyor. İngiliz araştırmacı Brody McDonald'ın da açıklaması var. Görünmez özelliğe ve yıkıcı etkiye sahip SİHA'lar Avrupa dahil birçok ülkenin de umudu şeklinde. Avrupa hizaya geliyor. Türkiye'nin değerini anladılar. Yine aktarmıştık. Avrupa Birliği'nin değerlendirmeleri var. Bu savaş sonrası Avrupa Birliği parlamenterleri Türkiye ile iyi ilişkiler bizim lehimize olur şeklinde açıklamalar yapıyorlar şimdi. Bununla ilgili gazetede paylaştı. Böylece tamamladık. Güney Kıbrıs manşetlerine geçelim. Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. İlk gazetemiz Politis. Manşet haberine bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ve 12 ülke silahları ile uçak savar şemsiyesi başlığını kullandı ve dün Brüksel'de Avrupa Birliği 27 ülke dışişleri bakanlarının Amerika ve diğer 12 ülkenin sahip olduğu Sovyet ve Rus yapımı hava savunma sistemlerini kendini savunması için Ukrayna'ya verme kararı aldıklarını aktarıyor.
Kiev'in bu karardan dolayı oldukça memnun olduğunu ve teşekkürlerini sunduğunu yazan gazete, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Moskova'nın ultimatumunu reddederek hiçbir şehrin teslim olmayacağını ve ateşkes görüşmelerinden elde edilecek herhangi bir anlaşmanın halkın onayı için referanduma sunulacağını söylediğini aktarıyor. Politis bir diğer ön sayfa haberinde güneyde koronavirüs vaka sayısının yükselişte olduğunu yazıyor. Gidilen gevşemelerin ardından her geçen gün artan vaka sayısının Rum epidemiologları endişelendirdiğini ve şu andan sonra herhangi bir yeni bir gevşemeye gidilmemesi kararı alındığını aktardı. Haravgi'ye geçelim. Manşet haberindeyiz. Binlerce hane ayın başında gelirlerinin buharlaşıp kaybolacağını görüyor başlığını kullandı ve AKEL Partisi'nin fiyatlardaki artışların durdurulması için önerilerini yeniden gündeme getirdiğini yazdı. Gazete elektrikte faturalara yansıyan tüketim vergisinin kaldırılmasına itiraz edildiğini yazarak yakıt konusunda ise Rum Ticaret Bakanı'nın tavan fiyat belirlemesini ve çifte vergilendirmenin kaldırılmasını reddettiğini aktarıyor. Gazete bir diğer haberinde ise dün Güney Kıbrıs'ta yüksek üretim maliyetleri, tahıl, elektrik ve yakıt gibi ve süt satış fiyatlarının düşük olduğu yönündeki sorunlarına derhal çözüm bulunması talebiyle hayvancıların sokaklara dökülerek Rum Başkanlık Sarayı önünde büyük bir protesto gösterisi düzenlediklerini aktarıyor. Alitia gazetesine geçelim. Manşetindeyiz. Moskova B planına mecbur başlığını kullanıyor gazete. Analistlerin Ukrayna'da Rus taktiklerinin değiştirilmesi gerektiğini, yeni stratejinin kullanıldığını ancak amacın aynı olduğunu ve Ukraynalıların direnişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taktiğini değiştirmesine neden olduğunu belirttiklerini aktarıyor. Detaylarda üst düzey Amerikan yetkililerine göre Rus güçlerinin Ukrayna'da hızlı bir başarı elde etmeyi başaramamasından dolayı Kremlin'in yeni bir stratejiye yönelmiş gibi göründüğü aktarılıyor. Ön sayfaya baktığımızda başka bir haberde Güney Kıbrıs'ta dün yeni olumsuz bir rekor kırılarak 5286 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini, bugüne kadar toplam vaka sayısının 382542 olduğunu, 63 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 915'e yükseldiğini aktarıyor. Filelefteros gazetesi. Arkalarında yanmış topraklar bırakıyorlar başlığını görüyoruz manşette. Rusya'nın kalıcı bir savaşa hazırlandığını ve Ukrayna şehirlerini acımasızca bombalamaya devam ettiği belirtildi. Detaylarda tüm göstergelere göre Rusya'nın kalıcı bir savaşa hazırlandığı, Ukrayna'nın şehirleri arasında zor ve büyük hedefleri vurduğu ve bomba ve füze saldırılarının ardında yüzlerce ölü bıraktığı, Rusya'nın Ukrayna şehirlerinde yaşamaya devam eden insanların moralini tüketmek, insanların insanlık krizine yol açmak, göç dalgasını büyütmek ve tamamen yanmış bir ülke bırakmak için şehirleri vurduğu aktarılıyor. Haber, Kiev, Mariupol ve Harkov'da harabeler ve ölüm, Odessa'da da darbeler başladı spotuyla verildi. Ön sayfaya bakalım başka bir haberde. Türklerin hedefi İsrail'den boru hattı ve BM Güvenlik Konseyi başlığı var. Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden yararlanarak elde etmek istediği kazanımlardan birisinin İsrail'den Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'na bağlanacak bir boru hattının inşası ve diğerinin ise ona daimi üyelik sağlayacak BM reformu olduğunu öne sürüyor diye aktarıyor gazete. 7.58'e taşıdık saatleri. Saat başında görüşmek üzere. Ülkemiz sanatçılarının canlı performans ve sohbetleriyle renklendirdikleri müzik gezegeni, ülke sanatına, kültürüne ve müziğine katkı koymaya devam ediyor. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Muhittin Yangın'ın üstlendiği müzik gezegeni her pazartesi ve salı canlı yayınla saat 15.15'te BRT 1'de. Her şeyin başı sağlık programına bu salı Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fadime Tülücü konuk oluyor. Solunum yolları enfeksiyonları ve kronik enfeksiyonlarla ilgili bilgi verecek olan Tülücü, Ceren Aksu'nun sorularını yanıtlayacak. Sizin de sorularınızla katkı koyabileceğiniz Her Şeyin Başı Sağlık, salı 17.05'te BRT 1'de. Eko Gündem BRT 1'de. Eko Gündem bu hafta Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gür Cafer'i ağırlıyor. Eko Gündem 22 Mart Salı 20'de BRT 1'de.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Kıbrıs ve dünyada neler oluyor? Kuzey Kıbrıs spor müsabakaları sonuçları BRT SMS paketiyle anında cebinizde. KKTSL ve Telsin Vodafone'dan abone BRT yazıp 4277'ye mesaj gönderip BRT SMS paketine abone olabilirsiniz. Saat başında devam ediyoruz. Belediyelerle ilgili tasarılar Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Muhalefet itirazlarını ortaya koydu. Görüş ve önerilerini sıraladı. Eleştirilere yanıt veren Başbakan Faik Sucuoğlu, 28 belediyeyle bu işin yürütülemeyeceğinin belli olduğunu söyledi. Sucuoğlu önümüzdeki hafta Salı gününe kadar konuyu değerlendirmek için fırsat bulunduğunu belirterek, amacımız konsensus sağlayarak Haziran sonunda bir seçime gitmektir dedi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin gündeminde bulunan Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de ele alındı. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay konuyla ilgili söz alarak belediyelerle ilgili yasa tasarılarının bir reform olarak gündeme geldiğine ancak bunun her zaman reform anlamına gelmediğine, içeriğine bakılması gerektiğini söyledi. 3 haftadır Halkın Partisi'nin hükümete ad hoc komite kurulması yönünde çağrıda bulunduğunu ancak çağrılarının yanıtsız kaldığını ifade eden Özersay, bir ad hoc komitenin kurulmasının önemli ve gerekli olduğunu kaydetti. Nüfusla ilgili olarak pek çok belediyenin merkezi yönetimden almış olduğu katkı payının gerçeği yansıtmadığı yönündedir. Önce bu nüfus meselesini bir gerçekle örtüştürmek, dolayısıyla doğru verilerden hareket ederek doğru kararı vermek gerekir. Belediye seçimleriyle ilgili olarak iki temel nokta vardır. Birincisi, ancak ve ancak daha önceki usule uygun bir biçimde herkesin oy birliğiyle bir karar alınırsa belediye seçimlerinin tarihinin değiştirilebileceği düşüncesindeyiz. Halkın Partisi olarak, ama ikincisi tarih değişsin reform yapacağız bu süre zarfında diyerek eğer tarih daha geriye atılır ama bu arada reform yapılmaz veya makyaj mahiyetinde şeyler yapılırsa ve reform olmazsa o zaman da meşruiyeti sorgulanacak bir biçimde gereksiz yere seçimler geriye atılmış ve 4 yılına seçilmiş belediye başkanları fazladan belediye başkanlığı yapmış olurlar. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da seçime 3 ay kala belediyelerin sayısının kısıtlanmak istenmesinin ciddi bir demokratik açık ortaya çıkardığını belirterek, belediyelerin sayısı konusunda kriterlerin iyi değerlendirilmesi, detaylı olarak gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Dolayısıyla metin meclise sunuldu. Metin meclise sunuldu ama ana muhalefet partisi metni meclise sunulmadan önce görmedi. Sadece Sayın İçişleri Bakanı'nın aktardığı bilgiler nezdinde kaldı. İçişleri Bakanı Ünal Üstel de muhalefetin belediyeler yasa tasarısı ile ilgili eleştirilerini yanıtlarken hep eleştiri yapıldığını, öneri paylaşılmadığını ifade ederek Avrupa Birliği, Türkiye ve Güney komşumuz yasaları reformları yaparken biz neden yapamıyoruz diye sordu. Bizim anayasaya saygımız vardır. Ve anayasanın dışına hiçbir zaman çıkmadık, çıkmayık da. Ben buradan Tufan Hocama bir soru sormak isterim. Bu senenin sonuna kadar seçimleri ertelemeye var mısınız? Oturalım, Kudret Hocam siz, bizim başkanımız erteleyelim ve bu yasa üzerinde daha çalışmalar yapalım. Ve bunu komisyonda A'dan Z'ye alalım. Eksik gördüğünüz ki bize göre eksik olabilir. Düzeltilebiliriz. Bizim elimizde. Ama zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. 2022 yılı, 2 sene pandemi süreci yaşadık. Ve ekonominin nereden nereye geldiğini hepimiz bilirik. Burada benim demoloji yapacak halim de yok arkadaşlar. Beni tanıyan arkadaşlarım bilir. Ben gerçekçiyim. Olaylara gerçek yaklaşırım. Bakanlar Kurulu'na da aynı sunumu yaptım. Eksik gördüklerimizi de düzelttim.
Son bir cümle diyeceğim ve ineceğim çünkü bunun üzerinde fazla konuşmak istemiyorum. Komisyonda ne varsa tartışmaya hazırız. Başbakan Faiz Sucuoğlu da sıkıntılı süreçten geçildiğine işaret ederek 28 belediye ile bu işin yürütülemeyeceğini kaydetti. Salıya kadar bir haftamız var. Salı gün komite toplantısı var. O güne kadar biz biraz önce Sayın Bakanımızın da burada ifade ettiği gibi oturup konuşmaya hazırız bazı şeyleri. Ama farklı düşünceler varsa işte geciktirelim, uzatalım da 28'le devam edelim, gidelim. Biz tabii buna doğru bakmıyoruz. Yani bunu doğru bulmuyoruz. Ama Sayın Bakan'ın da biraz önce cevap verme anında söylediği şu cümle önemli. Biz görüşmeye hazırız. Ertelenecekse de, yanlışım varsa doğrultun. Eğer ertelenecekse de erteleyelim ve oturalım. Daha geniş kapsamlı bir şey yapalım. Ama 28 belediyeyle de bu işin yürümeyeceği hepinizin bir kere olumlu baktığı bir durum. Yani şu anda yürütülebilecek bir durumda değil. Dolayısıyla biz bu fırsatı kaçırdığımız anda önümüzdeki 4 yıl bu 28 belediye ne yapacak arkadaşlar? Haziran sonundan sonra ne yapacak? Bırakın 4 yılı. Dolayısıyla burada eğer gerçekten bir şey varsa, bir kararlılık varsa oturalım. Hep birlikte bu kararlılığı tartışalım. Ve dediğim gibi salıya kadar da zamanımız vardır. Bu süre içerisinde beni şimdi biraz önce de bir arkadaşımız aradı. Bu konuyla ilgili bir sendika şeyi. O da aynı şekilde yani bizim düşüncemiz bazında belli arkadaşlarla görüşeceğini söyledi. Demek ki özellikle erteleme anlamında, bakın şunu da çok net burada söylemek istiyorum. Yok. Zaten şeyle beraber şunu da söyleyeyim bakın. Yani bu yasa geçtikten sonra da 28'i 27'si hangi gündür, pazar gün emin değilim, Haziran, ama bunu söyleyeyim biz hazırız. Yani oradan yana bir yanlış anlaşılma olmasın. 13 bir şeyle belediyeli bir seçime gireriz. Hiç sıkıntımız yok. Ama işte bu gerginliği ve bu farklı düşünceleri değerlendirme yönünde de Sayın Bakan'ın 20 gündür yapmış olduğu tüm çalışmalara rağmen diyor ki oturalım. Bu bir hafta içerisinde bir değerlendirelim. Yani biz kapıyı şu anda kapattık, işte geçirdik. Önümüzdeki haftada geçireceğiz. Geçirir miyiz? Evet, geçiririz. Ama işte burada bir konsensus sağlanabilirse, önümüzdeki süreci daha iyi değerlendirerek bir konsensus sağlanabilirse, biz herhangi bir şekilde burada bir engel olmayız, onu söyleyeyim. Genel kurulda İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin gündeminde bulunan belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesi tezkeresi onaya sunuldu. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Emekçileri Sendikası, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu ve Mausa Türk Genel İş Sendikası belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel yasa tasarısının geri çekilmesi talebiyle örgütlü oldukları tüm belediyelerde uyarı grevi yaptı. Sendikaların üyeleri ayrıca meclis önüne yürüdü. Sendika yetkilileri tasarının geri çekilmemesi halinde önümüzdeki hafta süresiz grev ve eylem uyarısı yaptı. Belediyelerde örgütlü 3 sendikanın üyeleri Lefkoşa Türk Belediyesi önünde toplanarak meclis önüne yürüdü. Eyleme bazı belediye başkanları örgütlerle sendikal platformda destek verdi. Meclis önündeki eylem sırasında Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP'li milletvekilleriyle Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP'li milletvekilleri de eylemcilerin yanına giderek destek belirtti. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Kural Aşam, sadece sayı üstünden ekonomik sürdürülebilirlik adı altında bir reform yapıldığının düşünüldüğünü belirterek, belediyeleri feshedip çalışanların toplu sözleşmelerinin iptal edilmek istendiğini öne sürdü. Tasarı altında bize dayattıkları bu paketi asla kabul etmeyeceğiz ve ettirmeyeceğiz. Geriye çekmedikleri sürece de süresiz grevimiz haftaya başlayacaktır değerlemekçiler. Ve bu tasarıyı bir an önce yırtıp atsınlar. Çünkü bu tasarının belediye emekçilerini ve belediyeleri, yerel yönetimleri hiçbir yere götürecek bir durumu yoktur. Kavgamız bugün başlamıştır ama bu tasarı geriye çekilmediği müddetçe
devam edecektir. Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya da belediyelerin sürdürülebilir bir noktaya gelmesi için yıllardır mücadele edildiğini belirterek birileri istedi diye belediyeleri kapattırmayacaklarını ve emekçilerin haklarını teslim etmeyeceklerini ifade etti. 50 milletvekili herkesin sorumluluğudur. Bu tasarı Cuma mesai bitimine kadar topyekun geri çekilmezse reform çalışmalarına tüm taraflar bilimsel katkı koydurmazlarsa 51-95'i derhal ve hamahal bu meclisten geçirmezlerse pazartesi sabahtan itibaren ölmek var, ölmek var. Sendikal platform adına söz alan Kıbrıs Türk Amniye Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da konuşmasında ekmek kavgası, emek kavgası ve demokrasi mücadelesi için meydanlarda olduklarını ifade etti. Belediyelerin pandemi döneminde ortaya koyduğu fedakarlığı büyük özveriyi bile görmezden geldiler. Sendikal platform olarak bu mücadelede, bu ekmek mücadelesinde, bu emek mücadelesinde sizlerin yanındayız. Konuşmaların ardından BES Başkanı Mustafa Yalınkaya bazı belediyelerin kapatılmasını ve belediyelerin birleştirilmesini içeren yasa tasarısını yırtarak yırtılmış kağıtları Başbakan Sucuoğlu'nun çöpüne atması talebiyle Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman ve Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay'a verdi. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretim yetersizliği ve yatırım eksikliği gerekçesiyle yapılan elektrik kesintileri de Meclis Genel Kurulu'nda konu oldu. Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun tarihinin en kötü günleri yaşadığını belirterek süratli ve etkin şekilde hareket etmeye, doğru çözümü bulmaya ve uygulamaya mecbur olduklarını kaydetti Atun. Kolay değil ama kurumu ayağa kaldıracağız dedi. Maliye Bakanı Sunat Atun, Meclis Genel Kurulu'nda elektrikle ilgili soruları yanıtladı. Kıptek'te üretim ve yatırım eksikliği olduğunu söyleyen Atun, üretim yetersizliği var. Özellikle son 5 yılda 2020-2022'de ekonomik faaliyetlerin kapasitesi azaldı. Öngörülen %5'lik büyüme ve %5'lik talep de olmadı dedi. İlk etapta Kıptek'e 50 megawattlık kapasite oluşturulması gerektiğini belirten Atun, makinelerin arızası ve bakımlarıyla oluşan kayıpla ihtiyacın 110 megawatt olduğunu söyledi. Atun, süratli ve etkin şekilde hareket etmeye, doğru çözümü bulmaya ve uygulamaya mecburuz. Yaza pik zamanların yaşanmasına 3 ay kaldı dedi. Elektrik teşvikini Kıptek'in değil hükümetlerin vermesi gerektiğini ifade eden Atun, biz Kıptek'i hükümetlerin fiyat politikası uyguladığı bir kurum olarak kullanamayız. Kurumu bu büyük borca sokan uygulama da budur dedi. Atun üretim açığından dolayı güneyden 70 megawata kadar elektrik alındığını ifade ederek benim dönemimde güneye 80 megawata kadar verdiğimizi hatırlıyorum. Biz kat'iye ihtiyaçlı, onlar da kat'iye sağlayıcı konuma geldi. Bu dengeyi değiştirmeliyiz şeklinde konuştu. Açık ne kadarsa alalım, halkımızı bu soğuk günlerde elektriksiz bırakmayalım. Fakat güney onların da kendilerine göre bir spring reserve dedikleri bir kavramları var. Dolayısıyla kendi kullanımlarının dışında kalan fazla kapasiteyi bize verebiliyorlar. Bu sebepten dolayı da kimi gün 60 megawata kadar çıkabiliyor bize sağladıkları enerji, kimi gün maalesef 15, 17, 18 megawatt civarlarında kalıyor. Yani bu bizim irademiz dışında, kontrolümüz dışında olan bir mesele. Ve şu anda elektrik kurumu bana göre tarihinin maalesef en kötü günlerini yaşıyor. Tarihinin en kötü günlerini yaşıyor elektrik kurumu. Ve bunu bu kriz ortamında tutup ayağa kaldırmak siyaseten kolay değil. Ama kaldıracağız. Nevruz Bayramı kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi dostluk grupları heyetleri temaslarda bulunuyor. Heyetler Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Faik Sucuoğlu'nu ziyaret etti.
Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Cemiyeti'nin Nevruz Bayramı kutlamaları etkinliklerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grupları heyetleriyle Azerbaycanlı milletvekilleri Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Başbakan Faik Sucuoğlu'nu ayrı ayrı ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Parlamentörler Arası Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem, yapısal bir takım sorunlar bulunan ülkedeki problemlerin çözümlenmesi için desteğini dile getirdi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre heyeti kabulünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir Türk devleti olduğunu ve Türk dünyası devletleriyle her zaman için dostluk, kardeşlik ve işbirliği içerisinde olmaktan büyük bir heyecan duyacağını vurguladı. Töre, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meclisleri arasında dostluk gruplarının bir an önce faaliyete başlamasını da temenni ederek en kısa sürede Azerbaycan'ı ziyaret etme arzusunda olduklarını dile getirdi. Başbakan Faik Sucuoğlu da bundan sonraki süreçte artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için gereken mücadeleyi vereceğiz dedi ve Türkiye ile işbirliği içinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Sucuoğlu, eski günlere dönmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Anavatan Türkiye her krizde karşılıksız destek veren ve en büyük şansımız olan tek ülke," dedi. "Bu sıkıntılardan da yine anavatan Türkiye'nin desteğiyle çıkacağımıza inanıyorum," diyen Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle dış siyaset anlamında 50 yıl harcanan federasyon görüşmelerinin son bulduğu ve egemen eşit iki devlet için hareket edilen bir sürece girildiğini anımsattı. 50 yıl süreyle görüşüldüğü ancak hala Rum din adamlarının silah eğitimi yaparken görüldüğünü de anlatan Başbakan, "Biz savaş istemiyoruz. Yakın, düzgün bir komşuluk ilişkisi istiyoruz. Özellikle kilisenin bu düşünce tarzı da bizi üzüyor. Bu kabul edilebilir değil. Bizim kaderimiz Türkiye ile ortaktır. Özellikle son dönemde Mavi Vatan dediğimiz ve içinde bulunduğumuz bölge doğal güzellikleri ve zenginlikleriyle bilinir. Artık stratejik olarak da bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu bir bölgedir," dedi. Sucuoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anadolu'nun bir serhat ilidir. Savunmada yeşil hattan başlar," diyerek içinden geçilen sürecin çok önemli olduğunu, anavatanla birliktelik ve ortak geleceğin Kıbrıs Türk'ünün umudu olduğunu belirtti. Sayın seyirciler, Nevruz Bayramı Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sayın ÖSYM Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ankara Büyükelçiliği, Gazi Üniversitesi ve Keçiören Belediyesi tarafından Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen iki ayrı etkinliğe katıldı. Etkinliklerde Kıbrıs Türk kültürünün yemekleri ve kültürel eserleri kurulan standlar da sergilendi. Gazi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, "Barışın, kardeşliğin ve birlikteliğin temsili olan Nevruz Bayramınızı en içten dilekleri kutluyorum," dedi. "Sıkıntılı geçen bir yılı daha geride bırakırken umutla beklediğimiz bahar aylarının gelişini simgeleyen bugün de barış, birlik, beraberliğin tesis edildiği daha sağlıklı günlere ulaşmak en büyük dileğimizdir." Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Kuzey Kıbrıs Turizminin Türkiye'de daha kapsamlı tanıtılmasını da öngören işbirliği protokolü imzaladı. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun'la Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın imza attığı protokolde Kuzey Kıbrıs'ın turizm potansiyelinin Türkiye'de daha kapsamlı tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi, sportif turnuva organizasyonu ve alternatif spor turizmi alanlarında pazarlama stratejileri geliştirilmesi adına çalışma grubu kurulması da öngörülüyor. Törende yapılan konuşmalarda Kuzey Kıbrıs'ın turizminin kum, deniz, güneş ve kasino turizmi dışında alternatif alanlarda da tanıtılması konusunda görüş birliğinde bulunulduğu ifade edildi. Bu arada Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'de daha kapsamlı tanıtılması için Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği ile protokol imzalamak için ülkede bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği heyetini kabul etti. Töre, kabulde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Antalya gibi bir turizm merkezi olabileceğini vurguladı. İskele'deyiz. Arkadaşımız Aydan Aslan'a bırakalım sözü. Bakalım konuklarıyla birlikte bizi bekliyor. İskele'den neler aktaracak sevgili Aydan? Günaydın Aydan, sendeyiz.
Günaydınlar Deniz Kele'den hepinize, yayınlar sizlere de, dinleyenlere ve izleyenlere. İçinde bulunduğumuz hafta Yaşlılar Haftası. Bugün yaşlıların sorunlarını, yaşlı bakımını konuşmak istiyorum. Ben çok değerli iki konuğumla birlikte. Sözü çok fazla uzatmadan hemen onlara hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bilmeyenler için sizi kısaca bir tanıyalım. Meryem Bilginerler. 22 yıldır huzurevi işletmecisiyim. Yakından biz de biliyoruz aslında. Çok yaşlıları kendi çocuğunuz gibi benimsiyorsunuz. O özenle onlara hizmet ediyorsunuz. Onların bakımını konuşalım öncelikle. Daha evet. Sonra diğer konuları, yaşlıların en büyük tabii sorunları, ki, beklentileri nelerse onları konuşalım. Evet, tabii ki 22 yıl az bir zaman değil. Gençliğim gitti diyorum. 22 yıl uzun bir zaman. Fakat hiç of demeden bu işi yaptım. Gönlümle, fedakarlıkla. Kolay bir iş değil. Eminim siz de güler yüzlü bir şekilde bu işi yaptınız. Ben sizi kaç kere şahit oldum yaşlılar için yemek de düzenlendiğinde. Birebir şahit oldum. Hep güler yüzlü. Yüzünüzü hiç eksiltmediniz. Evet evet. Çünkü seviyorum. İşimi seviyorum gerçekten. Tam bana göre bir iş diyorum. Bazen olumsuzluklar olduğu zaman of dediğim oldu ama gene de yaşlılar, ben onların elini yüzünü görmeden yapamıyorum yani. Sabahleyin işime gittiğimde okşayayım, öpeyim, seveyim, böyle bir şekilde gidiyorum. Tabii ki zorlukları, çok zorlukları var. Fedakarlık isteyen bir iştir. Yani yaşlılar haftasıdır. Şimdi onu düşünelim. Çok yoğun geçecek ama bizim için yaşlılar haftası her gündür. Her gün yaşlılarımızdan beraber ve ziyaretçilerimiz devamlı geliyor. Ailelerdir, gerek okullardır, staj yapan öğrencilerdir. Onları hatırlamak, onlarla beraber olmak, onları mutlu etmek bizim görevimiz. Tabii ki ailelerin de görevidir. İlgiyi görüyorum yani. Var, ilgi var. Özellikle Doğu Akdeniz'den, üniversiteden öğrenciler staj yapmak için gelir, faaliyetler yapmak için gelir. Bu da yaşlarımızı çok mutlu eder, bizi de çok mutlu eder. Sorunlar aslında, sorunlu yaşlı bakım evlerini gündemimize taşıdık. Evet, evet. İyi örnekleri de konuşalım istiyorum. Ben yaşlılar en fazla ne bekliyor, neyin olmasını istiyor? Yaşlılar güzellik veya şey değil yaşlıların istediği veya aman çok lüks bir yerde yaşamak değil istedikleri. Ama aileler bunu fark etmiyor. İlgi, sevgi en güzeli. Yanına gidip elini okşamak, yüzünü okşamak, sevmek, ilgilenmek budur yaşlının istediği. Yemeği, içmesi, düzenli olması, bunlar arkası gelir. Tabii ki yaşadığı yerin de güzel olması lazımdır tabii ki. Biz de elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim de olumsuzluklarımız oluyor. Bizim de unuttuğumuz şeyler oluyor. Bunları fark ederek, devamlı düzelterek işimizi yapıyoruz. Kendi evimize bile hani yaşlı bakımıyla evet, ilgilenirse mutlaka sorunlarımız oluyordur. Yani oldukça meşakkatli bir görev aslında. Çok gerçekten dediğim gibi 22 yılım gitti. Güzel geçti. Arkama baktığımda güzel şeyler yaptığımı kendim biliyorum. Vicdanım çok rahattır. Kimseyi dövmedim, kimseye kızmadım, kimseyle uğraşmadım. Onlarla birlikte sabah işe gittim. Akşamlara kadar, akşam mesela saat 11'e kadar onların yanındaydım. Evi unuttum. Aha, tamamen kendimi onlara adadım. Gece uyanırım. Aha, telefon açarım. Üşüdüler mi? Örtünüz. Bir şey oldu mu? Düştü mü, kalktı mı? Tabii bakıcılarımız vardır içeride ama gene de merakımdan bu. Devamlı aramam. Kamera sistemlerimiz var zaten. Kameradan izliyorum yaşlarımızı. Onlar da mutlular. Öyle diyorum yani, benim yanımda mutludurlar. Dilerim inşallah herkes böyle güzel yerlerde bakılır. Tabii ki gördüğümüz kadarıyla kötü örnekler de oldu. Bunlar da hepimiz. Onu da konuşalım. Şimdi hepimiz sosyal medyadan da tepki gösterdik. Kimimiz beddua etti, kimimiz çok ağır sözler sarf etti, evet, ama bunlardan kaçı yaşlıları ziyaret edip ellerini öptü, onlara ilgilendi. Bu da çok önemli. Sadece sosyal medyada kalmasın bu tepkimiz, ben istiyorum. Buradan izleyenler ve dinleyenlere de çağrıda bulmak istiyorum. Yaşlılar haftası için değil. Her zaman belli aralıklarla ziyaretçileri eminim açıksınız, onlarla tabii, ilgilensin. Tabii, tabii. Yani, aileler geliyor, bizim aileler devamlı geliyor. Ailelerin dışında yani diğer vatandaşlar da, hani gençler olabilir. Çünkü siz söylediniz, sohbete, evet, güler yüze ihtiyaçları var. Evet evet, tabii ki birileri geldiğinde canlanıyorlar. Mesela müzik yapıyoruz, şarkı söylüyorlar. Benim bazen yarışma yapıyorum. Mesela yumurta kurum ağızlarına yürüdürüm, hangisi kazandı ona o gün istediğini yaparım. Güzel şeyler bunlar. Yani çocuklarımız gibi, dediğimiz gibi biz de zaten yaşlanacak. Biz de çocuk olacağız tabii ki. Mamalar gerekiyor. Tabii tabii tabii. Gazete isteyene gazete alırız. Gazete okur. Aileleri devamlı gelir. Ben kapılarımı kapatmadım. Pandemi döneminde kapılar kapandı. Fakat o korkumuzdandı. Yani aman bir hastalık bulaşmasın, yaşlı bir şey olmasın. Toplu bir yer. Ama şimdi kapılarımız açıktır. Maskeyle, antijenle girebiliyorlar.
devamlı ailelerini görebiliyorlar. Hatta memnun da oluruz. Dışarı çıkarlar. Tabii ki onlar da mutlu. Aylarının ailelerini görmediler. Şimdi görürler. Çok mutlular. Bir şeyler getirirler. Yedirirler, içerler. Böyle geçiyor. Tekrardan döneceğim. Yani birçok aile ne yazık ki mecburiyetten hani annesini babasını veriyor. Onu da konuşacağız. Şimdi bir yaşlı yakını var. Sizi kısaca bir tanıyalım. Hoş geldiniz. Siz de yanımda. Hoş bulduk canım. Yılşen Köreceğiz. Sizin de herhalde bir yakınınız. Babam orada. Devamlı gidiyorum, bakıyorum. Bir gün gitmesin, bana alışmış ihtiyarlar orada. Nerede kaldın, nerede ettin? Yani seviyorlar beni. Her gün hemen hemen gidiyorum. Aslında bir de yani kimin farklı nedenlerle annesini babasını böylesi sitelere, böylesi merkezlere bırakmak zorunda olabiliyor. Burada sorun yok ama bıraktıktan sonra aylarca, yıllarca hiç ziyaret etmeyen aileleri biliyoruz. Çok üzüyor bu bizi. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi her gün ziyaret ettiğinizi söylediniz babanızı. Vallahi ben çok kınıyorum. Annesini oraya bırakıp, babasını bırakıp hiç gitmeyenler, gelmeyenler var. Ben bir gün gitmesem gece uyumam. Mutlaka her gün babama giderim. Arabama gor bir turda attırırım. Eve de getiririm, geri götürürüm. Gönlünüzde rahat, iyi bakıldığını. Evet, Meyrem Hanım çok güzel bakıyor. Yani gerçekten titizlikle, şeylikle. Yani ben çok memnunum. Ama o ailelerine gelmeyenleri de kınıyorum. Şimdi size soruyor. Mutlaka her gün gittiğiniz için gözlemleriniz oluyordur. Mesela annesini babasını bırakıp hiç ziyaret etmeyen oluyor mu? O yaşlıların duygu düşünceleri nelerdir, neler hissediyor? Hani bilmeyenler, anlamak isteyenler için siz bize söylerseniz. Vallahi ne diyor bana kadının biriyle konuştum geçen gün. Beni diyor çocuklarım bıraktı. Ne arıp ne soruyorlar. Bayramda bile gelmeyen var yani. Ben çok kınıyorum. Güzelliklerini bırakabilirsiniz. Mecburiyetten dolayı kim Alzheimer hastası oluyor? Yani kendini bilemeyip daha güvenli bir merkezde kalması belki daha evet. Önemli ama bıraktıktan sonra da unutulmamaları gerekiyor. Evet. Mesela babamın yeni Alzheimer hastalığı çoğalmaya başladı. İdare ediyoruz. Sevgi veriyorum. Alışmış diğer hastalar da bana bir gün gitmesem nerede kaldın, nerede ettin? Yani ben başkayım herhalde derim. Diğer evlatlarına bakarım. Ailelerin şu gelmiyorlar. Çok kınıyorum. Diğer yaşlılara da herhalde sohbet ediyorsunuz. Yanlarında oluyorsunuz. Evet evet ediyorum. Onlar da bana alıştı zaten. Yani memnunum. Meyrem Hanım gerçekten çok titizliğiyle bakıyor. Çocukla çocuk oluyor asıl. Büyükle büyük oluyor. Gözünüz arkanıza evet, değil. Gönlünüzü bırakabiliyorsunuz. Evet, evet. Biz de bugün aslında hani olumsuzlukları değil, iyi şeyler de oldu. Yaşlılar için iyi şeyler de yapılıyor, konuşmak istedik. O yüzden evet. Meryem Hanım'ı konuk aldık. Evet, yani çok memnunum. Ben tekrardan Meryem Hanım'a döneyim. Şimdi evet. Çok duyarlı bir aile var. Evet, babasını yani. Bırakan. Şimdi evet. Alzheimer olup çeşitli hastalıklar olup bırakmak zorunda kalıyorlar ama onun sonrasında ne yazık ki hani ben parasını veriyorum bakılsın. Hani hiç umursamayan aileler var. Evet. Bu yaşlılara nasıl bir... Evet, gerçekten Gülşen Hanım her gün geliyor, yemeğini yapıp yemeğini kendiliğinden yediriyor. Böyle aileleri takdir ederim gerçekten. Var tabii ki. Çoğu aile ilgilidir, gelir, görür, bakar, istediklerini alır. Bazı aileler var, hepsi bir olamaz, ilgisizdir. Onlara bir şey diyemek. Tabii ki oraya atılmış değiller. Nedir? Daha iyi. Mesela çocuğumuzu kreşe veririz. Niçin çocuğumuzu veririz kreşe? Daha iyi bakılsın, biz çalışırız. Onlar yesin, içsin, düzenli vakitleri olsun. Annelerimiz de öyledir. Biz buraya kreş diyoruz. Yani çocuklarımız kreşe gidiyor, anneler babalarımız huzur evine atıldı diye bir laf gerekmez. Yani söylenmemesi. Size ben demedim. Siz yok, size demedim. İnsanlar diyor ki atıldı, bırakıldı. Bu laf olamaz. Yani bırakmak zorunda kalabiliyor insanlar. Çeşitli yaşam. Onu anlatmak istedim. Bırakmak zorunda kalıyorlar. Çünkü neden? Çalışıyoruz. Herkes bir işi var. Ama ilgi farklı bir şey. İlgisini eksik etmeyecekler. Bırakacaklar, iyi bakılsın diye. Tabii ki iyi bakılmadığı zaman alıp başka yere verecekler. Ama ailesini her zaman takip edecektir bireyler. Onun için daha iyi bakılmalar için verilen yerlerdir bunlar. Bence ben de inşallah yaşlandığıma huzur evinde yaşlanırım. Çünkü ben görüyorum. Gerçekten görüyorum. Çocuklarıma da söylüyorum. Bir Alzheimer hastasının bakımı çok zor bir. Durmaz, dinlenmez, uyumaz, oturmaz ve buna bakmak için
Ben babaanneme baktım ve biliyorum zorluklarını. Yani yalnız 25 yaşındaydım ve babaannem Alzheimer hastası oldu. Onun yanına evlendim ve gece uyandığımda titrerdim. Yani sislerden ninemin korku girerdi. Ha kaçtı, ha gitti, ya düştü, ya bir şey içti. Böyle devamlı tedirgindim. Yani böyle bir yer olsaydı ben de çıkarır verirdim. Ha, bu atılmış değil, çıkarıp daha iyi bakması, ben de ona daha güzel hizmet vermek için verirdim. O yüzden özellikle sizi konuk almak istedim. Çünkü kamuoyunda bir algı oluştu. Hani yaşlı bakım evleri ne yazık ki hani değil. Yaşlılara işkence edilen, hani aç bırakılan çok kötü yerler olarak yani bir iki yaptığı için, bir iki site yaptığı için hani böyle bir algı da oluştu. Ben bu algının hani doğru olduğunu düşünmüyorum. Özellikle sizin gibi görevini layığıyla yapan insanlar. Kesinlikle hiç vurma, bağlama, etme. Yani ben Alzheimer hastalarına bazen ilaç verirler. Ben fazla geldi uyuduğu halde, gördüğüm halde ilacı kesiyorum. Neden? Böyle onun hep böyle boynu bükük uyumasına gönlüm razı değil. Bana dediler ver uyusun. Hayır. Ben uyku halindeki bir yaşlıyı istemiyorum. Hareket halinde olsun. Ha, gece uyumasını, çünkü diğerlerini rahatsız etmemesi için uyumasını isterim. Fakat gündüz hareket etsin. Bir şey değil. Biz arkasındayı koştururuk. Mesela bilmezler, itrarlarını kaçırırlar. Bilmezler, başka yerlere itrar yaparlar. Bilemezler, yaşlıdırlar. Yaşıyorsun. Çocukken bakıma ihtiyacımız tabii olduğu gibi yaşlanırlar. Bunların olumsuzluklarını çok yaşar. Yani gelen insanlardan da yaşlarımızdan da, fakat bakılıyorlar. Yani ne vurma ne şey etme, hep olumsuzluklar bize yüklenmesin. Olabilir, öyle yerler de olabilir ama daha iyi bakılan yerler de vardır. Bunları lütfen iyi değerlendirsinler. Evet, mutlaka. Şimdi yaşlı yakın bakımını konuştuk. Oldukça meşakkatli bir iş olduğunu konuştuk. Yaşlıların en çok ne beklendiğini de son olarak alalım sizden ve kapatalım yayınımızı istiyorum. Çok evet. Fazla süremiz kalmadı. Yaşlılar ne bekliyor? İkinci baharlarında en fazla neyin olmasını istiyor? Mutlaka. İkinci baharlarında mutlu olmalarını istiyorlar. Onların istedikleri yemek de değil, zaten yedikleri nedir? Bir sokum bir şey yerler ve doyarlar. Ha, yedikleri değil, sevgi. En güzel bağ sevgidir. Elini tutsun. Ben öyle insanlar biliyorum ki sevgisiz olmadan, ben mesela bir Ümmü nenem var. En fazla onunla o çok sevgi isteyen bir insandı. Sabahtan girdim de yanağını böyle yapmazsam başı böyle yerdedir. Meryem Hanım gelmedi. Akşam mesela bazı zaman o da Alzheimer'dır. Bazı zaman geceleri uyamaz ve bağırır, işte hatırlar koyunlarını, keçilerini, hayvanlarını, başlar çağırmaya isimcikleriyle. Akşam Meryem Hanım'a söyleyin gelsin beni alsın diye bağırırdı. Gittim nene, ne oldun? Ha geldin, iyiyim, tamam uyayacağım. Bak işte sevgi, elini tuttum, nene ne oldun dedim ve bitti. Nene diye hitap ediyorsunuz. Tabii ki. Hepsi benim ailem. Gerçekten herkes, yani annelerini verirler ama bizim de annemiz olur, bizim de babamız olur. Çünkü devamlı biz onlarla iç içeyik. Ayrım yapamayız. Biri hasta olduğunda ağlıyoruz, biri rahmetlik olduğunda ağlıyoruz. Onun için tek güzel şey sevgidir. Evet. Onları unutmayalım, sevgimizi gösterelim. Evet, yaşlılar haftasında biz de buradan bir kutlu kez daha kutlu olsun bütün yaşlılarımıza söylediğiniz gibi. Onların tek beklentisi yiyecek, yemek değil. Sadece ilgi ve sevgi. Biz de bunu söyledikten sonra vatandaşların bu tür yerlere daha sık ziyaret etmeleri gerektiğini ifade ederek sözü yeniden Lefkoşa'ya bırakalım nereden?